Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kıynamsız dıktınlar ekranımızı bulsun. İrki kırgınçılık hatır muziye Hıhtay'ını bastırışını tohtuşka çakırdı. Amerika İrki Kırgınçılık Hatıra Müziği'nin tetkikatçısı Naomi Kikler, Hıhtay'ın Şarkı Türkistan'daki bastırış hareketini tohtuşka çakırdı. Amerika Kırgınçılık Hatıra Müziği'nin İrki Kırgınçılık'ın aldığını iliş merkezi aldınka ayda dokulat ilan kılıp, Hıhtay'ın Uygurlarga İrki Kırgınçılık yürgüzüvatkan boluşu mümkünlükini bildirgen idi. Amerika Avazı'nın tünügünki haberde bildirilişçe, İrki Kırgınçılık'ın aldığını iliş merkezinin müdiri Naomi Kikler, Xitoyni derhal tedbir qo'llanib, Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyati yuz bermaslikka kafolatlik qilishga chaqirgan. Naomi Kikler chaqirqini yana Xitoyni tutib turilayotgan mahbuslarni qo'yib berishga, adil sud tartibiga kafolatlik qilishga chaqirgan. Shundaqla Patiqanda o'tkazilgan qishliq olimpik tana harakat musobaqasining vaziyatni o'zgartirishga turtki bo'lishini umid qiladiganligini bildirgan. Germaniyaning ikki ministri Beijing Olimpiyaga qatnashmaydiganligini bildirdi. Germaniya tashqi ishlar ministri bilan ichki ishlar ministri Beijing qishliq olimpik tana harakat musobaqasiga qatnashmaydiganligini e'lon qildi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Germaniyaning tashqi ishlar va tantarbiya ishlariga mas'ul bayonotchisi 29 dekabr bayonot e'lon qilib, Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock bilan ichki ishlar ministri Nancy Fierce'ning kelar yili 2 ayda o'tkazilgan Beijing qishliq olimpik tana harakat musobaqasiga qatnashmaydiganligini bildirgan. Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock o'zining alohida tantarbiya havaskori ekanligini, ammo bu mezgilda o'zining Beijing olimpikiga qatnashmaydiganligini aytgan. Xabarda aytilishicha, ichki ishlar ministri Nancy Fierce'ning olimpiyaga qatnashmasligi shaxsiy qaror bo'lib, Xitoy virusi yuqumi buning sabablaridan biri ekan. Germaniya hukumati bayonotchisining aytishicha, Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Beijing qishliq olimpiyaga qatnashish qatnashmaslikni tixicha qaror qilmagan. Hozirgacha Amerika, Avstraliya, Angliya, Kanada, Shotlandiya, Litvaniya va Kosovo qatorliq davlatlar Beijing qishliq olimpiyani rasmiy diplomatik boykot qildiganligini jakarladi. Yangi Zelandiya, Avstriya, Yaponiya va Germaniya bo'lsa, barliq yoki qisman hukumat amaldorlarini avatmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, diplomatik boykot degan iborani ishlatmadi. Xitoy Tayvanga yana tahdid soldi. Tayvan bo'g'izi vaziyati jiddiylashayotgan bir paytda Xitoy Tayvanga tahdid qilib, agar Tayvan mustaqillik harakatini davomlashtursa, keskin tadbir qo'llanadiganligi haqida jar solgan. Xitoyning Tayvan ishlari ishxonasi chorshanba Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazgan bo'lib, ishxonaning bayonotchisi Ma Xiaogang kelar yili Tayvan bo'g'izidagi vaziyat tixmi murakkab va keskin bo'lganligini Tayvan dairleri içindeki müstakilçi taraftarlar ve taşkı güçler bilen bulgan Türk kişinin tıkımı keskin boluduğallıkını çetki kıkışkı bulmaydıgallıkını bildirgen. Amerika Avazı'nın bu haktaki haberde bildirilişçe, Kıtay rejiminin Tayvan'ı karatkan herbi tehdidini zor derecede aşırışıgı ergişip, Amerika bilen Yaponiya Kıtay'nın Tayvan'daki tehdidigi takabül turuş üçün alakısını tıkımı küçe etken. Xitoyning Tayvan ishlari ishxonasi bo'lsa, Tayvan masalasida chet elning aralashishini cheklaydiganligini aytgan. Ma Xiaogang bayonotida yana Xitoyning tinch birlikka kelishini xohlaydiganligini, ammo Tayvan mustaqillik talab qilib, Xitoyning atalmish qizil chiziqini bo'sib o'tsa, qattiq tadbir qo'llanadiganligini bildirgan. Xitoy rejimining yaqinqa bir necha yildagi so'z harakati Tayvan xalqining kuchlik noroziligini qo'zg'agan bo'lib, Növbette Tayvanliklerinin Xitay çoğun kuruklukı bilen birlikte kilişini kollaş nispeti tarihteki en tövən noktuğu düşüp kalgan. Məlum buluşca Xitay rejiminin Tayvan'ı karatkan herbi tehdidinin küçü işige ergişip, Amerika ve Yaponiya mu herketki ötüp Tayvan'ı kollaşka başlagan. Biden hükümeti Amerika'nın Tayvan'ın bir xatarlikige bergen vadisinin intayin müstehkem ikellikini otturuğu koyuş bilen birge, Tayvan bilen bolgan herbi cahetteki maslışış ve hemkarlıkını küçeytken. Yaponiya hükümeti mu Tayvan'ın bir xatarlikinin ameliyette Yaponiya'nın bir xatarlikini ikellikini takitlep, Tayvan'ın xavfsizlikige alahidi köngül bölüşke, Tayvan bilen maslışış ve hemkarlıkını küçeytişke başlagan.
Hong Kong dairleri yeni bir erkin ahbarat organını takıdı. Hong Kong Sakçı Başkarmısının devlet bihaterlik tarmakları kuturatkuluk mezmundaki neşir boyumlarını tarkattı diyen bahane bilen meydan haberlerinin mal mülkünü tonlattı ve bir kısım hadimlerini kolga aldı. Reuters agentliğinin bu haktaki haberde bildirilişçe Hong Kong Sakçı Başkarmısının devlet bihaterlik tarmakları çarşamba ettigen Hong Kong'daki erkin tor ahbarat organı meydan haberlerinin işhanısına besip girip organın hazırkı ve sabık yukarı derecelik emeldarlarını öz üstüge algan yetti hadimini kuturtuş mezmundaki neşir boyumlarını tarikatte diyen bahane bilen kolga algan. Sakçılar yine meydan haberlerinin 61 milyon Hong Kong doları kımmetindeki mal mülükünü tonlatkan. Mezkur organ çüştün keyin barlık hizmetini tohtatkallıkını cakarlıgan bulup vakıtlık baş muharriri istifa bergen. Şundakla barlık hizmetçiler tarikat etilgen. Hong Kong'un bir sakçı emeldarı muhbirlarını kütüvliş yığınıda muharrir ve sabık müdürlerini öz işçige algan 3 er ve 4 ayalının kolga ilinigallıkını aşkarlıgan. Şundakla tıxımı köp kişinin kolga ilinigallıkını nezerden sakıt kılışkı bolmaydıgallıkını keçip ketken bir kısım kişilerge tutuş buyruğu çıkarılgallıkını büldürgen. Sakçılar tutkun kılıngallarını 2020 yılı 7. ayda Hong Kong Devlet Bihaterlik Kanuni yolu koyulgandın tartıp, aldınkı aygıçı bolgan arlıkta nurgun kuturatkuluk mezmunuğu ige makalalarını ilan kılıp, Hong Kong hükümetige ve ediliye sistemisiğe öçmellik peyda kılıp, Hong Kong ahallerde narazılık peyda kılışı uğrundi dep eyipligen. Hong Kong Jurnalistler Cemiyeti bayanat ilan kılıp, Sakçılarının bu bir yıl içindeki bastırış hareketinin katlık endişi kılvatkallıkını bildirgen ve Hong Kong hükümetini akbarat erkenlikini kogdaşkı çakırgan. Amerika Taşkı İşler Ministri Antony Blinken tünü gün bu hafta bayanat ilan kılıp, Hong Kong'da saklanıp kalgan sanaklık erken akbarat organının yeni birinin takalgallıkını bildirgen ve Hıttay Hong Kong dairlerini akbarat sahasigi karatkan bastırış hareketini tohtuşka, tutkun kılınganlarını derhal koyu ötüşke çakırgan. Hong Kong memuri hükümetinin başlığı Lin Jing Yue'yi bu hakta ifade bildirip, bu kıtımlık hareketinin öktüçülerini bastırış hareketi emeslikini, akbarat hizmeti bilen bivasta alakası yokluğunu, belki normal kanun icra kılış ikerlikini deva kılgan. Şundakla garip devletlerini Hong Kong'un içki işlerine arlaşmaslıkı çakırgan. Bu kıtımlık bastırış hareketi Hong Kong dairelerinin akbarat organlarına karatkan yeni bir kıtım kent kölemlik hücumu bulup, bu yıl 6. ayda Hong Kong sakçıları Alma Kündülük gizitinin bir neçi yukarı derecelik muharririni kolga algan ve mal mülükünü tonlatıp organını takaşka mecburluğun idi. Kırgızistan'da 7. nöbetlik parlament azaları kasem verdi. Kırgızistan'da 28. noyabr ötküzülgen çoğun saylamdın kiyen 7. nöbetlik parlament azaları kasem biriş murasımıgı katnaştı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberi bildirilişçe İttifak Partiyası'nın parlament azası Sarapatkan Macitova en yaşanan parlament azası boluş süpütü bilen parlamentka vakıtlık reis bolgan. Murasım devlet marşını okuş bilen başlangan bulup Merkezi Saylam Komitesi'nin reisi Nurcan Şaydabikova parlament azalarına azalık guvahnamelerini tarkatkan bulup guvahnamelerini tapşır olgan parlament azaları kasem bergen. Parlament Atıyurt Kırgızistan Partiyası'nın 15, İşenim Partiyası'nın 12, İttifak Partiyası'nın 9, Alyans Partiyası'nın 7, Bütün Kırgızistan Partiyası'nın 6 ve İman Nuru Partiyası'nın 5 azasının teşkil tapkan. 90 kişilik parlamentte 54 orunlu siyasi partiyeler, 36 orunlu müstakil kandidatlar egelligen. Hindinoziya, Rohingyalık musafirlarını halkara deniz tevalikige kaytoru ötimiz. Hindinoziya 120 Rohingyalık musafir olturgan kimini halkara deniz tevalikige kaytışka mecburlaydıgallıkını ilan kıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Ali Komiteti 120 Rohingyalık musafir olturgan kimige su çıkıp gitişke başlıgallıkını, motorunun buzulgallıkını, kiminin garık bolup gitiş havipi varlıkını ilan kılgan ve Hindinoziya hükümetini musafirlarını kiminin bihater tarkaklaştırışka çakırgan. Tünügün Hindinoziya dairleri bu çakırıklarına karımay, 120 Rohingyalık musafirlarını ilipmangan kimini halkara deniz tevalikige kaytırvetidigallıkını ilan kılgan. Mezkur kime 26. dekabr Aceh şehri deniz tevalikide körülgen bulup,
Kemi'nin 28 gündün buyan dinizde ikerliki, kemidikilerinin Malayşiyağı barmakçı bolğallıkı büldürülgen. Növette buzulgan yağaç kemide 60 ayal, 51 bala ve 9 er bar iken. Hindinoziya dairleri kemidikilerini yemek içmek, doğra, su bilen təminleydi gallıkını, ulanın kemisini remont kılıp yıkılgı toluklap berdi gallıkını, ama Hindinoziya'dan panahlık tilişigi ruhsat kılmaydı gallıkını, ularının Malayşiyağı karab yürüyüş kılışını nazarat kıladıqallıqını büldürgen. Kabe ve Peygamber Mescidi de İctimai Ağırlık Belgelimisi kaytı yolu koyulmakçı. Saudi Arabistan Xitay virusu yukumuğa karşı tedbir süpüti de Mescidi Harem ve Peygamber Mescidi de bugündün itibaren İctimai Ağırlık Belgelimisinden kaytı yolu koyuluşka başlanıdıqallıqını cakarladı. Saudi Arabistan'ın resmi haber agentliğinin haber kılışça, Xitay virusu bilen yukumlanğıçılarının sahnada iş görülgen mukaddes caylarda İctimai Ağırlık Belgelimisi kaytı yolu koyuluşu başlayan bulup, bu haktaki kararga asasen, bugündün başlap Mescid-i Harem ve Peygamber Mescidi de İctimai Ağırlık Belgelimisi yolu koyuladıkken. Saudi Arabistan 15. sentabr Xitay virusu yukumuğa karşı tedbirlerini yenikletip, Mescid-i Harem ve Peygamber Mescidi'nin ibadetki toluk içivitilişki ruhsat kıladıqallıqını uxturgan idi. Saudi Arabistan'da Xitay virusu sebeplik hazırgıca 8874 kişi hayatından ayrılgan. Yukumlanğıçılar 554665 ki yetken. Amerika ve Avrupa devletlerinin taşkı işler ministerleri telefonlaştı. Amerika Taşkı İşler Ministri Antony Blinken, Fransiya, Germaniya ve İngiliyanın Taşkı İşler Ministerleri bilen telefonda görüşken. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Ned Price'nin bu hakta ilan kılgan yazma bayanatı da bildirişçe, Amerika Taşkı İşler Ministri Antony Blinken, Fransiya Taşkı İşler Ministri Lidryan, Germaniya Taşkı İşler Ministri Annalena Baerbock ve İngiliya Taşkı İşler Veziri Elizabeth Truss bilen telefonda görüşken. Telefon sohbeti de Ukrayna'nı öz içige alğan rayonluk ve halkaralık meseleler müzakere kılıngan bulup, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tacavuzçılığı aldı da hemkarlık asası da hareket kılışının zorunluluğu tekitlengen. Şundakla bu mesele tıxımı mürekkepleşip ketken takdirde, Rusya'ya nispeten iğir akıvetlerini keltürüp çıkıdıqallıkı toğırlık ortak tonuş hasıl kılıngan. Ministerler müstakillik, ilgilik hukuk ve zemin bütünlükü meselesi de devamlık Ukrayna tarafta turduğallıkını bayan kılgandın sırt, İran'ın yadro türünü tizleştirişigi karıta endişisini otturgu koygan. Bunundan başka ministerler yine Xitay'nın siyasi ve iktisadi bisimi aldı da, özlerinin Litvaniya bilen bir septi köreş kılvatkallıkını kayıt kılıp ötken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kalıp programı ahırda, ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.